Ferit. Bu kız neden sürekli burada? Sürekli senin dibinde. Aa. Pelin de buradaymış. Normal ama artık. O da bu evin bir kızı sayılır. Değil mi dede? Derdi ne senin çocuk? De ne diyeceksen açık açık. Nasıl ya? Sana söylemediler mi? Bak onca şey yaptın, ettin. Hala senden bir şey saklıyorlar. Görüyor musun? Bunların hiçbirine güven olmaz dedeciğim. Ferit. Neyse. Ben kendi müjdemi kendim vereyim o zaman. Ben Pelin'e evlenme teklif ettim. O da sağ olsun kırmadı, kabul etti. Canım benim. Siz beni boşu boşuna ikna etmeyin diye günün birinde, aa bakın bu çocuk boş kaldı, hadi evlendirelim bunu demeyin diye ben önlemimi aldım. Aileye de bir torun vermek gerekiyor artık falan. Sen de Pelin'le tanıştın, gördün, elini öptü. Daha iyi bir aday bulamayız diye düşündüm. Yanlış mı etmişim? Aa. Dede, eğer onayın yoksa hemen söyle. Boşu boşuna gelmesin kız. Gönderelim gitsin. İyi yapmışsın. Hayırlısı olsun. Yapın ne gerekiyorsa. Açın şu telefonu biriniz ya. Lan şu yaşadıklarıma bak ya. Şu yaşadıklarıma bak, kafayı yiyeceğim ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun hepimize. Bu haberler neydi öyle? Seyra nasıl oldu? Biz ayrılırken kendine geliyordu işte. Hani Ferit nerede? Abicim. Buradayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Carlos, masaya koysana. Oğlum, hayırdır? Ne, hayırdır? Kutlama yapacağız ya. Kutlayacağız. Carlos, bardakları getir. Peki Ferit Bey.
Ferit. Konuşma yok. Bugün kutlama var abi. Boşanmamı kutlayacağız. Okey? Gel şöyle, şuraya geç. Geç. Evet. Niye öyle suratsız suratsız sanki ben anormal bir şey yapıyormuşum gibi bakıyorsunuz bana ya? Ha? Bunlar gayet normal şeyler değil mi? Ne yaptım ben? Seyran'dan boşandım. Pelin'le evleniyorum. Bunlar hep iyi şeyler, güzel şeyler. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Gülmek. Eğlenmek. Kutlamak lazım, değil mi? Benim canım canım şeker ailem. Nat. Anneciğim, afiyet olsun. Ah, abim. Evet. Hadi. Hadi. Ne bakıyorsunuz ya? Kaldırsanıza. El birliğiyle başardınız. Bravo. Bravo size. Bugün sizin gününüz. Hı? Bu zafer sizin. Hadi. Hadi. Aynen, tebrikler. Evet. Pelin'cim, canım, sen niye katılmıyorsun? Ha? Şşş. Kime diyorum? Hey! Bunlar tam senlik ortamlar. Sevinmen lazım. Bak Pelo, boşandım ben. Boşandım. Artık sen bu evdesin. Hı? İçkiler filan. Tam senlik ortamlar. Hadi. Katılsana bize. Ha Pelocuğum? Birazdan odamıza çıkarız. Nerede neyi değiştireceğiz? Tek tek bakarız, değil mi? Anneciğim. Değişiklik konusunda okeysin. Hı? Sonuçta şimdi yani Pelin Seyran için tasarlanmış bir odada kalamazsın. Hı? Ferit. Üzüyorsun beni. Üzülüyor musun sen? Ah canım baba. Bak. Gelinin üzülüyor. Baba görüyor musun? Üzüldü. Ah, kıyamam ben sana. Ne yapacaksın? Pelin? Ha? Vaz mı geçeceksin yoksa evlenmekten? Terk mi edeceksin yoksa beni? Hadi. Hadi. Yapsana. Yap hadi. Terk et beni. Ne istersem yaparım. Kafama göre takılırım. Sen bunları bile bile seçtin. Ona göre davranacaksın. Okey?
Gel şuraya otur oğlum, gel. Gel 2 dakika otur şuraya. Ya baba bırak ya. Tamam. Kutlamamı yapıyorum ben, bir sakin ol. Tamam oğlum, peki o zaman al bardakla iç. Bırak şişeyi. Sen iç bardakla. Hadi. Keyfine bak. Rahat bırak beni ya. Rahat rahat kutluyorum işte, ne güzel. Sen niye bakıyorsun öyle bana? Ne oldu? Şşş. Git buradan. Git hadi. Benim canım ailemle konuşmam gereken özel şeyler var. Sen bu özel şeylerin dışındasın. Hadi git. Kime diyorum? Gitsene. Anne. Beline eşlik et. Ferit yeter. Yetmez. Bırak. Sizin gibi iki yüzlülere ne yapsam yetmez. Ben şu an sizin yüzünüzden bu haldeyim. Bakın bana. Bakın. Neden yapıyorum ben bunu? Baba. Neden yapıyorum ben bunu? Beni görün. Eserinizi yakından görün diye yapıyorum. Her hareketime, her milimime bakın baba. Hepsi, hepsi sizin yüzünüzden oldu. Ferit. Biliyorum ama canın yanmıyor ama geçecek. İnan bana, geçecek. Geçmeyecek! Geçmesin de baba! Ben istemedim ya! Ben istemedim hiçbirini! Geçmesini de, başlamasını da, bitmesini de. Hiçbir şey istemedim ben baba. Ya neden, neden benim istediğim hiçbir şey olmuyor bu evde? Niye ya? Neden benim hayatımda benden başka herkesin istediği oluyor baba? Kafayı yiyeceğim ya. Ferit yeter! Fuat tamam, yapma. Acınacak halde baksana. Ferit'ciğim, burada böyle aptal aptal triplere gireceğine çık git odanda bir aynaya bak istersen. Bu öfkenin aslında bize değil kendine olduğunu belki o zaman anlarsın. Biz şunu yaptık, Seyran onu yaptı. Sen ne yaptın? Sütten çıkma ak kaşıksın çünkü sen, değil mi Ferit? Sen ne yaptın Ferit? Hiçbir şey mi? Pelincim, hadi sen de anneni merak ettirme Carlos. Ama... Aması yok. Hadi. İzninizle. Pelin, senin ne işin var dedemle? Benim yok. Onların var ki çağırmışlar. Hesap soracaksan da git dedemle yengene sor. Onlar aramış annemi. Yengem. Tabii ya. Ben de diyorum ki annen
seyranlarla alakalı bu kadar bilgiyi nereden öğrendi? Annenle yengem işbirliği mi yapıyor? Ferit, aklım almıyor benim. Yani sen yemedin, içmedin, gittin, her gün o kıza bunları anlattın yani, öyle mi? Ben hiçbir şey anlatmadım Pelin'e. Ferit, yalan söyleyip durma bana. Ben çok şüpheleniyorum artık bu insanlardan Ferit. Bak her şeyi yapabilirler. Ne gibi? Seyran'ı evlendirebilirler. Hayırlı olsun Baldız. Talibin çıkmış. Kurtuluyor muyuz sonunda senden? Babamla Saffet Ağa konuştu. Senden boşandıktan sonra Seyran'ı Saffet'in abisine vereceklermiş. Ben bir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Her şeyi siz yaptınız. Feri, hayırdır, nereye bu halde? Yenge, ben bir Seyran iyi mi değil mi diye görmeye gideceğim. Çok merak ediyorum onu. Aklım hep onda. Yok artık, saçmalama. Dön odana çabuk. Ne var yenge, iyi mi değil mi diye görmeye gideceğim sadece. Bir şey yapmayacağım gerçekten. Hemen dönerim eve. Olmaz. Delirdin mi sen? Bu halde gitsen de olacak. Unutacaksın yarın zaten. Unutmam. Yenge, ben Seyran'ı unutmam. Niye anlamıyorsunuz bunu ya? Gidip göreceğim Seyran'ı. Karışmayın bana artık. Ne olur karışmayın ya. Ferit. Buraya gel. Dede. Dede, ben... Ben bir Seyran'ı görmeye gidebilir miyim? İyi mi değil mi diye. Buraya gel dedim. Dede lütfen. Lütfen. Ne bu hal? Sen iyice sapıttın artık. Daha bugün bana evleneceğim kız bu dedin. Tamam dedim. Hayırlı olsun dedik. Çocuk oyuncağı mı sanıyorsun sen bunları? Dedin. Niye kızıyorsun? Ne dedim ki ben şimdi? Sus! Aklını başına al artık. Bizim bir haysiyetimiz var. Erkek dediğin sözü, özü, gururu olur. O kıza söz verdin benim karşımda. Evlenme teklif etmişsin. Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Baba. Baba. İzin verin, ben ilgileneyim. Siz zaten yeteri kadar ilgilenmişsiniz Orhan. Fakat Gülgün iyice maskara etmiş bu oğlan hepinizi. Baba, ben bir şey demedim, sadece... Daha konuşuyor. Latif, tüm güvenliğe haber sal. Bu evden bu çocuk dışarıya adımını atmayacak, emrimdir. Baş sağ ol. Orhan, alın elinden telefonunu. Kilitleyin odasına. Sakın sözümden çıkma çocuk. Yakarım. Cehennemin oldurtma beni kendine. Kapısının önüne birini dikin. Kimseyle görüşüp konuşmayacak da. Hayır, hayır. Bu halde olmaz. Hayır. Latif Bey, sen de odasına kadar eşlik et. Durma böyle. Bana bak.
Oğlum bak, gözümün içine bak, lütfen dinle beni bak. Ne dersen de, ne düşünürsen düşün kabulüm, tamam mı? Ama lütfen, o kapıdan dışarı çıkman imkansız. Bizi de, kendini de küçük düşürme çalışanların gözünde ne olur. Lütfen. Hadi aslanım, hadi. Bu şekilde olmasın. Hadi. Hadi Kenan. Hadi Kenan. Ferit Bey'im, sen biraz dinlensen. Bir sakinleş. Ağamın huyu belli. Saman alevi gibi birden parlayıveriyor. Ama şimdilik çok kısa bir süre telefonunu versen. Haklısın Latif Efendi. Onların siniri de öfkesi de geçici olabilir. Ama benim içimdeki bu öfke hiçbir zaman geçmeyecek. Hesabını size tek tek sormazsam bana da Ferit Korhan demesinler. İsteğiniz mi var Ferit Bey? Yok bir şey. Thank you.
Ferit. Oğlum ne yapıyorsun Allah aşkına? Kaçtım deme bana. Saldılar mı? Ne yapıyorsun oğlum? Abi. Beni seviyor musun? O ne demek oğlum? Seviyorum tabii ki. Eğer beni seviyorsan çıkarsana beni buradan. Ferit oğlum bak içmişsin zaten içeceğin kadar. Halis Ağa çıkışları yasakladı. Yapma. Yasakladıysa bana yasakladı. Sana yasaklamadı ki. Ferit olmaz. Bana bak bir dinle bir şey anlatıyorum sana burada ya. Sen çıkarırsın beni bakaş makaş bir şekil. Ben seyirini göreceğim. Onun iyi olduğunu göreceğim. Ne olur. Hem bak sen de Sunay'ı görürsün. Abi. Ferit oğlum yapma. Olmaz. Abim. Benim için mi? Hı? Bizim için mi abi? Benim seyrini görmem lazım ne olur. Ferit. İyi olduğunu görmem lazım. Oğlum bak yakalanırsak herkesin başı yanar. Yapma. Yakalanmayız abi. Kimsenin başı yanmayacak. Yakalanmayız. Ne olur götür beni hadi. Tamam. Götür beni. Gideceğiz ha. Ferit. Yoldan ona bir soda da alsana. Tamam. Ağzım dilim kurudu. Tamam kalk hadi. Gözümden ayık gitmem lazım tamam mı? Nasıl durum? Bir sorun oldu mu? Yok efendim. Uyudu galiba Ferit Bey. Ferit Bey. Banyoya baksana hemen. Ferit Bey. Banyoda da yok efendim. Latif Bey arıyor. Tamam. Ararsın ya şey yaparız sonra. Ararsın sonra yine hadi gel. Latif arıyor oğlum diyorum Latif. Bu adam beni bu saatte niye arasın? Ya tamam aramış işte adam seni. Allah Allah bakarız sonra hadi diyorum gel. Kesin evde olmadığını anladılar. Ben dedim sana Ferit diye. Ya tamam ne yapalım ya? Ne yapalım dönelim mi? Gelmişiz buraya kadar. Yapacak bir şey var mı sence? Yok. Allah Allah. Gidince eve konuşuruz, bakarız işte. Ne diyeyim yani şimdi ben sana? Ne işin var la burada ha? Ne işin var bu halinle la leş gibisin zaten. Ha git. Bağırma bana. Kötü bir şey yapmaya gelmedim ben. Bir dakikanı istiyorum sadece. Bir dakikanı istiyorum. Bak bunca şeyin hatırı için. Allah için ne olur. Antep'in hatırı için. İki dakika ver bana. Beni sadece dinle. Dinle. Ne olur Kazım babam. Allah için. Antep'in hatırı için. Lütfen. Dinle. Sonra istersen vur. İstersen döv. İstediğini yap. Ama ne olur. Beni bir dinle önce. Kazım baba,
dakika. Seyran'ı görsem. Bana bak, bana bak. Çok merak ediyorum. Çok korkuyorum. Ne olur. Ne olur. Benim aklım hep onda. Ne olur Kazım abi. Hayır. Hayır. Sura, Seyran. Odadan çıkmayacaksınız lan. Çıkmayın kapıdan. Hayır, hayır Ferit. Öyle bir şey yok. Leş gibisin lan. Bu halin ne ya? Hayır, hayır. Kazım baba, iki dakika ya. İki dakika istedim. İki dakika ya. Ne olursun. Bak, bu kadarcık hatırım var. Var, biliyorum. Ya ben... Ben senin babam olarak gördüm ya. Babam olarak sevdim seni. Hayatımda ilk kez öz babamdan, dedemden sonra biri için bunu hissettim ya ben. Biliyorsun. Ya ben senin için her şeyi yapmaya razıydım. Görmedim ya. Sen gördün Kazım abi. Ben kurşunların önüne atladım. Bir an bile düşünmedim. Bir an bile. Bunu kim niye yapsın? Ha? Bak ben bunu düşünmedim ha Kazım baba. Seni babam gibi gördüğüm için yaptım. Seni sevdiğim için yaptım. Biliyorum sen hep bir erkek evladım olsun istemişsin. Ama olmamış. Beni o erkek evladın olarak gördün. Onu da biliyorum. Kazım baba. Ya ben sizi ailem gibi sevdim ya. Seni, Hattuç Hanım'ı, Esma annemi, Sunay'ı. Hepinizi ayrı ayrı sevdim ya. Şimdi böyle oldum. Şimdi her şey bu noktaya geldi. Bilmiyorum. Yok bir itirazım. Yapacak bir şeyim yok. Dayanamıyorum ben. Ben gerçekten dayanamıyorum Kazım baba. Bak. Seyran'a bir şey olursa... ben yaşayamam. Ben onu herkesten... ben onu her şeyden çok... her şeyden... çok seviyorum. Yemin ederim sana. Çok seviyorum onu. Ne olur. Ne olur ya. İki dakika göreyim. İyi olduğunu göreyim. Gideceğim. Zorluk çıkarmayacağım sana. Bak. Erkek sözü. Evlat sözü. Ne olur.